Efendim çok değerli bir konuğumuz var. Atilla Akkoyun pandemi sürecinde ne kaybetti ne kazandı? Onun dışında kimseye muhtaç değilsin. Yürüyebilirsin bu hayatta. Ben hayatım boyunca bilmiyorum nedenini, hani Allah tarafından diyeceğim, çok kollanmış bir insanım. Peki böyle üstünü çizdiğin çok insan oldu mu konuklar arasında? Ama edepsizlik çok aşabildiğim bir şey değil, dürüst olayım. Parlatabilirsin, yıldızını parlatırsın. Bir yıldız varsa ortada parlatırsın. Çok hayata müdahale vardı. İstemediğim bir ortamda olamam. Meslektaşlarımla sadece PR yapacağım diye görüşemem. Sizin orada yaptığınız Gamze'li güzel kadın da çalışır. Televizyondaki program da çalışır. Ben ona inanıyorum. Bunun inadındayım. Bana göre iki alan var. Bir televizyon, iki YouTube'da Atilla Fitcoin. Coin bu, Fitcoin. Yok yok sakın. Efendim herkese merhabalar. Haziran ayının ortasına geldik. Yani yavaş yavaş Haziran'ın sonlarına doğru ilerliyoruz. Perşembe gününden yine yepyeni bir program, şahane bir konukla birlikteyiz. Ama önce magazin noterimiz Ali Eyboğlu'na bir merhaba diyelim. Sonra değerli konuğumuzu açıklayacağız. Ali abicim nasılsın? Merhabalar. Allah'a şükür. Lamer'de muhtaç olmamak için koşturuyoruz, çalışıyoruz. Sen eve geri dönmüşsün. Arka ekrandan onu anlıyorum. Evet. Türkiye-Galler maçı için TRT'nin davetlisi olarak Azerbaycan Bakü'ye gitmiştim. O nedenle Bakü'den dönüşte İstanbul'dayım. Sonra tekrar Allah'ın izniyle bu yayından sonra Kartepe'ye döneceğim. Leylek havada, evet, Ali abi yolda. Kavuşacağım. Ali abi yolda, leylek havada. Efendim çok değerli bir konuğumuz var. Ben kendi adıma söyleyeyim, çok seviyorum. Gerçek bir dost, gerçek bir arkadaş. Tiyatro sanatçısı, dizi ve film oyuncusu. Ama ekranların o Gamze'li, hep sinir olduğum, ay çıktı karşıma, hay Allah, arkasından konuşamayacağım. Gamze'li yüzüyle, gülen yüzüyle Atilla Akkoyun karşımızda efendim. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk Ali abicim, Seher'cim. Gerçekten bu hayat yolunda hepimize çok büyük destek vermiş iki insanla birlikte büyük program yapmak benim için de büyük mutluluk. Ali abiden başlayayım istersen Seher. Her zaman tabii doğru ki insana doğru eleştirerek, doğru magazinin bence simgesi olarak hepimize destek olmuş. Kalbini bir baba şefkatle bizi kucaklamış. Çok önemli. Mesleğini yaparken bizi de onore etmiş. Hakkı da hakka teslim etmeyi de bilmiş mesleğinin gereği. Çok değerli bir isim Ali Eyüboğlu. Çok mutluyum. Sana gelince, sen herhalde bu hayat yolculuğunda bir kadının başına gelecek en güzel şeylerden bir tanesin. Çünkü kadının kadına destek olduğu ve kadının kadını güçlenmesi için elinden geleni yaptığı bir kadın hemcinsinin dayanışması bence bu hayatın nazar boncuklu hediyesi. Ben öyle görüyorum. Çocukluğumuzdan beri hep desteklersin beni her konuda. Kadın kadına daha çok düşman, haklısın. Bizim belki de bütün piyasalarda öyledir ama bizim ama piyasada daha Ali çok abi haklısın. Kendisi çok zor günlerimde bana böyle ciddi evimi geçindirmiş. 20 yıl önce Yasemin'le ikisi çok zor günlerimde bana çok destek vermiş. Çok değerli iki kadındı. O yüzden ahtı vefayı bir ömür boyu söyleyeceğim Seher'in yüzüne. Değil mi? Utanıyorum. Ali abi de biz de alışık değiliz böyle şeyleri. Çok sevmiyoruz ama. Sözlerin senin güzelliğini gösteriyor. Evet, aynı olarak yansıyor. Alışık değiliz böyle övgü dolu sözlere. Aldık, kabul ettik, baş tacı yaptık. Tekrar yayına dönersek. Program yaz tatilinde mi yoksa bitti mi? 360 bitti Ali abi. Bitti. Şöyle aslında devam etme olasılığı vardı. Fakat kanal çok güzel şimdi bir yenilenmeye girdi 360. Yolları da açık olsun. Böyle hem güzel diziler, güzel Türk filmleri. Asuman Krause orada şimdi aileler yarışıyor'a başlıyor. Bir yemek programımız var. Sağlık çok iyi gidiyor. Ama bu seneki prototipte ben yokum. Biliyorsun bizim işler bir maratondur. Bu sene yokuz, 2 ay sonra, 6 ay sonra ne olur bilemeyiz ama ben 5 sene zaten orada gerçekten harika bir okul bitirttiler bana. Bütün ekipçe, özellikle Altu sağ olsun, kendi yapabilitemi genişletti. Ben 4 kişilik programlar sunabildim. Yıllarca özendiğim bir fikri tartışabildim.
Dolayısıyla ben orada kendi okulumu bitirdiğini düşünüyorum. Bakalım orada ya da başka bir yerde tabii ki yola devam. Şimdi çalışmaya başladım ben. Bizde öyle oluyor ya Ali abi, iş ararken çalışıyoruz. Evet. Şimdi çalışmaya başladım. Şimdi yani televizyon ille şart mı bilmiyorum. İşte bana da bazen insanlar soruyorlar niye televizyonda yapmıyorsun? Şimdi televizyon her kanalın bir yayın politikası var. Her patronun da şirketinin ve kendisinin kişisel ilişkileri var. Buna göre özgürlük alanınız gittikçe daralıyor. Özgürlük alanı daralınca ister istemez yani Açelya Akkoyun farklı bir formatta programı yapıyor ama biz yorum yaparken ister istemez birilerine değiyoruz. O patronların ya da kanalın kırmızı çizgilerine çarpıyor. Sorun oluyor. Ama biz YouTube'da program yaparken şöyle bir özgürlük alanımız var. Vicdanımızın el verdiği yasalara ve insanların özgürlük alanlarına, insan haklarına, bireysel haklarına saygı duyarak mesleki eleştiriler getiriyoruz. Kişisel eleştiriler, o onunla çıkmış, bu bununla aldatmış. Bunun kamu ilgilendiren bir tarafı varsa ilgileniriz. Onun için YouTube yani dijital alan biraz daha özgürlük. Bence ufak ufak oralara dene yani kendine bir alan açıp oradan yürüyebilirsin. Yani bir diyeceksin ki televizyon daha iyi para getiriyor. Oradan ne alacağım belli. Ama bu dipsiz bir kuyu olarak gör. İçine taş attıkça yavaş yavaş doluyor. Zamanla suyu görüyorsun. Onun için öyle tavsiye ederim. Yani ben şunu İnşallah gördüm Ali abi, ki ben pardon. yani sen bu işi çok iyi yapabilirsin. Bir de sosyal Ali medyasını abi çok iyi şöyle kullanıyor Açelya. kullanıyorum, evet. Yani ben aslında 90'ları çekerken bizim böyle o zaman Instagram daha yeni başlamıştı. Sadece fotoğraf koyuyordum. Bir baktım burası çığ gibiydi. Ben kavga insanı, yani kavga demek belki yanlış ama bir fikrin göz teması ve bedensel teması olmadan tartışılacağı bir alanda olamıyorum. O yüzden Twitter'da ben kendimi var edemedim. Ama seninle bir konuyu konuşmak, orayı sündürmek, oraya bakabilmek, o tamam bende var. Ama yazdım bittim. Hadi bakalım oradan ne gelecek? O benlik olmadı. Hiç alamadım. Almayı da tercih etmedim. Çünkü ruhuma uygun değil. Ama Instagram tam benlik. Biraz görsel, biraz fikir, biraz video, her şeyi koyabiliyorsun. Dolayısıyla oraya verdiğim emek bana karşılığını da verdi. Tırnak içinde yani diyeceğim, siz anladınız. O kadar takipçim var benim. Zaten yorumlarımla, like'larımla çok destekli. Gelen markalarda benim 10 katım takipçim olmasına rağmen oradaki etkileşime göre zaten Seher çok iyi bilir bunu. İşlerimi alıyorum. Dolayısıyla o mecraya giriyor. YouTube'a gelince çok istiyorum Ali abi, Seher. O kadar istiyorum. Belki 4-5 kişi sağ olsun teklif etti. Gelin hani biz yapımcılığını yapalım. Sonra videolar üzerinden konuşuruz, ticari kaygıları falan diye. Ben hepsine büyük bir gönülle evet dedim Ali abi. Hep gittim, fakat gün sonunda baktım ki bana hep 30 yıldır tepsiyle sunulmuş bir iş. İşte editörüm olmuş, o olmuş, bu olmuş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tepsiyle sürülmeyip Açelya Akkoyun markasına montaj yaptım, resim yaptım. Hadi gel sen burada bir konuk ağırla. Beni tatmin edemiyor. Ben arada sıkıştım kaldım. Yani onlar da iyi niyetli, ben de iyi niyetliyim ama Ne bir istiyorsun televizyon peki YouTube'da? kafasından çıkabilmem lazım benim. Ne istiyorsun YouTube'da? Nasıl bir program? Formatım şu olacak Ali abi. Her zaman yaptığım, aslında hepimizin yaptığı. Ben Açelya adında Sohbet Tadında diye bir proje düşünüyorum. İnşallah olursa. Ben biliyorsunuz çok seviyorum farklı tarifler vermeyi, yemek. Ama yemek, yani bizim bildiğimiz yemekten daha çok biraz dünya literatürünü de son yıllarda takip ediyorum. Beslenme çeşitlerini, profillerini, vücutta beslenmenin nasıl bir oluşum yapacağını. Bunları böyle tadında yayacağım Seher. Yani hani insanlara bakın, bu böyle yerine tariflerle, işte mesela Ali Eyüboğlu ile Seher gelmiş. Nasıl besleniyorsunuzun üzerinden, öncesinde sizin nasıl beslendiğinizi izleyerek, belki sizin mesela şekeri varsa birinin, şeker için orada dipnotlarla YouTube'da, orada uzman, yurt dışı literatüründeki uzmanlarla birlikte
Aslında biraz tadında, biraz sağlığında bir iş yapmak istiyorum. Yani sohbet içinde Çok... bilgiler vermek istiyorsun. Evet, yaymak istiyorum. Çünkü ben bunu severek yaparım. Gönlümü koyduğum bir şey bu benim. Hayat, yaşam tarzım. Hani moda yap desen sana çok büyük para vereceğiz deseniz yapamam. Çünkü o ben değilim. Yani hani moda ile işim olmaz benim. Ama işte sağlıktı, yemekti, bilgiydi. Tasavvuf yüksek lisans eğitimi alıyorum ben Üsküdar Üniversitesi'nde. Almaya çalışıyorum. Çok zor bir alan. Biraz orada da öğrendiklerimle böyle iyi hallerde bir iş yapmak istiyorum. Bakalım. Yani orada Instagram'dan aldığın geri dönüş ya da ekonomik şeyi yok etmeden öteki tarafta da farklı bir formatla ama bu kadar uzun isimle değil de daha kısa bir isimle bir olabilir. Kanal açıp yürüyebilirsin. Ama olabilir. Ben Instagram'daki videolarını inceledim. Aydın hazır mı videomuz? Sana sürprizi var ekibin. Videomuz hazırsa bizi al ekrandan Açelle ile videoları baş başa bırak. Bırakalım. Bakalım. Çünkü konuşmuyor. Tekrar söyle Ali abi. Evet, değerli takipçilerimiz lütfen ses ayarıyla oynamayın cihazınızın. Bir bozukluk konuşmuyor. Yok sizde. Arka taraf konuşmuyor. Kamerayı açmış şöyle bakıyor. Sabırla bekliyor. Ne yapayım? Takipçi bekliyorum. Ali abi. Gelmeden kendi kendime nasıl konuşayım? Şeyimizi bozma, sürprizimizi devamı var çünkü. 1,5 dakika sürüyor bu. Sıkılmış. Biraz da sıkılmış. Bir gerildi. Bekliyor. Yaklaştı. Çok iyi ya. Çok iyi bir kendine ya. Bakıyor. Ya keşke bunları Aydın sonra bana atar mısın? Ben de bir kendimi dalga geçeceğim, koyacağım. Çok iyisiniz ya. Şu sosyal medya ne diyor? Dur. Görünüyor muyum? Bağlandım. En sonunda bağlanabildim. Yüz yogası için. Nasıl? Yeliz'cim oldu mu? Süper. Teknolojiden yararlanıyoruz. Tamam, oldu. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bay bay. Ya ben de istiyorum bunu. Ne olur bana da İsterim. Valla videoları... Ali abinin fikriydi valla. Çok güzel oldu. Dedim. Lan bütünü ne zaman bir gözlük takıyor, geçiyor şeyin karşısına. Böyle bir anca konsantre görüyor, oluyor. Yani kurştan yeni çıkmış, bekle. Nefesini doldur, sakinleş. Sonra konuşuruz. Hepsinde bir 30 saniye falan böyle var. Çünkü niye? Ne zaman başladığını algılamıyorum. Siz algılıyor musunuz? Yani oraya ama takipçi düşene kadar algılayamıyorum. Ama ekranda görünüyorsun Açelya zaten. Kendini düzeltiyorsun, görüyorsun. Hayır, canlı yayına bağlanıyor diyor ya. Tabii görünce bağlanıyorsun zaten. Ha, takipçi gelince bağlanmıyor mu? Ay ben seni yerim. Şu an zaten canlı yayın, bak görüyor musun? Bekliyorsun. Kendini görüyorsun. Halbuki canlı yayındasın. Ben bağlanınca bağlanıyor zannediyorum. Hani hikayede canlı diyor ya, bağlantı kontrol ediyor, bağlanıyor ya. Kimse yok da ya. İzleyici gelmemişse, takipçi gelmemişse bile sen kendini takip ediyorsun. Yürü. Evet, yürü diyorsun orada, yürü. Konuş. Gir orada. Devam et. Eğer bundan sonra ilk canlı yayınımı Ali Eyüboğlu ve Seher'e atfetmezsen ben de açıklayayım. Hakkınızla konuşarak başlayacağım. Bu arada da giydiğin renklerden hangisi senin rengin olduğunu da mukayese etmiş olursun 6 videoyu peş peşe yayınlayınca. Evet. Sence Ali abi, evet. Sence ya, hangisi? Bir renk yok. Kadınlar için başka bir erkek olsa ben onu söylerim de kadınlar başka gözle bakıyorlar. Bak, Aydın gözle mesela gözlük. Ali abi söyle ya.
Evet, erkek gözüyle bir de aydın gözlüğü beğendi mesela. Gözlük yakışıyor Açeli Hanım'a diyor. Evet. Çıkarabilirim de. Gözlük Ama gözlük yakışıyor seviyorum da niye gözlüğü. kullanıyorsun gözlüğü? Yakınlarım başladı Ali abi. Bak şimdi bu Varan 8 Bir de numara. karşımızdaki sanki CNN Türk'te Hande Fırat yerine bağlanıyor. Yemin ediyorum. Benziyor, evet. Vallahi benziyorsun Açeli'ye şu anda. Hande Hande çok Fırat'a güzel bak. kız, çok Ali mutlu abinin. oldum. Gülmese baştaki görüntü Hande Fırat. Evet, o Gamze'yi göstermesi Hande Fırat. Evet. O, evet. Şimdi bu sürprizden sonra yolumuza devam edelim. Peki Acelle Akkoyun pandemi sürecinde ne kaybetti, ne kazandı? Kaybetmek, kazanmak olarak hiç düşünmemiştim ama sorduğunu düşüneyim. Ben heyecanlı bir insanım. Yani yapım öyle. Hani bir düzen varsa o düzenin içinde nasıl eğleniriz benim için çok kıymetlidir. Yani sınıfta da öyle. Dersi dinleyip sınıfta muzurluk yapıp hani orayı eğlenceli aldığımda dersi daha iyi algılarım. Yani o durumu mutlaka bir keyfe çevirmeliyim. Ama 11 Mart 2020'de o durum bir durdu. 3 gün şöyle baktım, tavana baktım, işte hepimizin evlere girdiği gün. İşte oturdum, dizi seyrettim, biraz kitap okudum odamda. Sonra döndüm, ben dedim boş durmayacağım ya. Ben 90 tane canlı yayın yaptım. Hiçbir karşılıksız. Bütün hocalarımı aradım, yaptığım programlardaki. Hepsiyle 90 tane canlı yayın yaptım. Bu bana şunu gösterdi. Teşekkür ederim bu soru için. Şu an Ali abinin demesiyle kendimin farkına varıyorum. Bu bana şunu gösterdi. Evelallah diyorum. Onun dışında kimseye muhtaç değilsin. Yürüyebilirsin bu hayatta. Kaygılarımı götürdü benim. Tam tersi, insanlar kaygılandı ya. Benim oradaki çıkışım, arayışım, varlığımı koyuşum, kaygılarımı, yani işi yapabilirte mi, oradaki yıllarca oluşturduğumuz network'ün, hocalarımızın hemen gelirim demesi, yani bunlar büyük motivasyon, hayat motivasyonu. Çok değerli hocalarla onların alanlarını konuşabilirtem, yani ekran dışında da buradan konuşabilirtem, bugün bir nadir hastalıklar dediğinizde konuşabiliyorum, diş dediğinizde konuşabiliyorum, ya da yüz yogası dediğinizde konuşabiliyorum, ya da İletişim ve sosyal medyayı nasıl kullanacağınız dediğinizde konuşabiliyorum. Çok politik konuları konuşmamayı tercih ediyorum. O benim tercihim. Ama bunu yapabilirte mi? Instagram'da da görünce, akabildiğimi görünce benim için büyük kazanç oldu. Ha, bundan sonra dediğiniz doğru. Televizyon olur, olur ne güzel olur. YouTube olur, olur ne güzel olur. Varlığımı sürdürebiliyor olmak benim için çok kıymetliydi. Kayıpsa toplumsal bilince üzülmek dışında, hepimizin üzüldüğü şeylere birlikte üzülmek dışında çok şükür benim kaybettiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik açıdan. Ekonomik olarak da çok bir şey kaybetmedim. Çünkü ben hayatım boyunca bilmiyorum nedenini, çok hani Allah tarafından diyeceğim, çok kollanmış bir insanım. Öyle çok büyük harcamalarım hiçbir zaman olmadı. Hep kendimi finanse etmişimdir bir şekilde. Yani o yüzden o da olmadı. Dürüst olacağım. Ünlü bir Hatta markanın yüzüğüydün. yüzüğüm, O bitti yüzüğüydüm mi? 7 Hala yıl. devam mı? Evet. Yeni bitti o. Bir yıl Yeni bitti oldu. o. Evet. Yeni bitti. O tabii ki vardı. Yıllarca 360'da kazandım. Instagram'da biz fatura keserek yeri geliyor tanıtımlar yapabiliyoruz bir marka ile bir ürünle. Ben bu arada artık ADV artı stopajımı keserek hiçbir şekilde buna çok dikkat ederek bütün vergilerimi düzenli ödeyerek işlerimi de yaptım. Bütün işlerim vergili şeydir, karşılıklıdır yaptığım tanıtımlar. Resmi. Yani Resmidir, anlattığım, hepsi anladığım resmidir. korona virüsü pandemi süreci sayesinde Acelle Akkoyun kendi potansiyelini keşfetti. Bravo. Aynen Kendi öyle potansiyelini oldu. Çok şükür. keşfetti ve oradan bir kendine güven oluşturacak Çok şükür. deneyimler elde etti. Peki sosyal medyada ücreti mukabili tanıtım yaparken yani fatura kesmek dışında başka etik
değerlerin kırmızı çizgilerin var mı? Çünkü bu toplumsal bir sorun. Ürünleri ünlüler tanıtıyorlar. O tanıtılan ürünler taahhüt ettiklerini karşılamayan, içerik olarak, muhteviyat olarak, kalite olarak karşılamayan ürünler çıkınca sonra biz bilmiyorduk, bize sahte evrak verdiler. İşte biz Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sanıyorduk, Tarım Bakanlığı'ndan onaylı sanıyorduk ama belgeler sahteymiş deniyor. Senin bu konudaki kırmızı çizgin farkın ne? Çok enteresan. Sol tarafınızda duran güzel bayan çok iyi bilir. Yıllarca tam adamına onunla, sordun Ali abi. Yıllarca bu konuyu Ali abi Seher'le biz çalıştık. Seher'i çok zorladığım alanlar olmuştur ama Seher bildiği için hiçbir zaman sağ olsun her zaman yanımda olmuştur. Onun tabii ki ona geliyor, o da bana sunmak zorunda. Yoksa tercih ettiğinden değil ama birçok markayla işbirlikteliği yapmamışımdır. Seher de bilir bunu. Tabii ki var. Hatta benim bununla ilgili anılarım da var. Çok önemli bir zayıflama çayı markası bundan 5 yıl önce çok ciddi bir para verdi. Etik değil söyleyemeyeceğim ama ciddi bir paraydı. Sonra baktım birçok ünlü yaptı. Ben yapmadım. Hemen Ayhan Ercan'ı aradım. Ayhan dedim, nedir bu? Hani şey içeriği nedir? O dedi ki Açeli'cim sakın yapma. Hani çünkü dedi bunların nereye gideceğini bilmiyoruz dedi. İşin yani mesela magazinle ilgili bir şey olsa size açıp sormam mı Ali abi? O anlamda Ayhan'a sordum ben bu çayla ilgili olduğu için. Hayır dedi, ben hayır dedim. Çünkü doğru değildi. Sonra çok insanlar üzüldüler. Çok üzüldüm, ona da çok üzüldüm. Çünkü herkes iyi niyetle yapıyor. Bir anlamda ticaretini sürdürebilmek adına da yapıyor ama ben orada hayır dememin çok kazancını gördüm sonradan başım ağrımaması için. Çünkü para dediğin şey bir şekilde büyüyor, yatırımla büyüyor. Yani büyüyecekse büyüyor, anlatabiliyor muyum? Kaybedeceksen de kaybediyorsun yani. Hani dolayısıyla oradaki yatırım benim için marka yatırımı para yatırımından daha kıymetli oldu. Şöyle örnek verebilirim, karşı olduğumdan asla değil. Ama durup dururken bir annenin gerçekten süt verebiliyor ise, sütünü çocuğuna eğer geliyor ise, durup dururken hadi mama verin demek istemediğim için mama markalarıyla da emzirdiğim sürede çok iş geldi ve kabul etmedim. Çünkü akışta olan şey doğada, insan hayvanında ve hayvanlarda annenin evladını emdirebilme kabiliyetidir. Ha, ama olmadı elbette mama tabii ki. Elbette ama o zaman da seve seve olurdum. Yani bir marka bana şöyle gelseydi, sütüm bitti ve çok üzülüyorum ve sonrası deseydi olabilirdi. Ama ben süt yerine alternatif sunmayacağım dedim ve sunmadım. Ama onun dışında zayıflama ürünleri geldi. Mesela bu özellikle ben hep böyle hafif tombik, hep böyle kilosuyla derdi olan, Allah rahmet eylesin, huysuz bir jin geldi aklıma. Bir gün yayında açtı. Ya senin gamzelerinden, güzelliğinden daha çok kilolarını konuşur olduk. Biz ne alaka yapmıştı? Ben de onu bana değil soranlara soracaksınız demiştim. Ne haddimeyse adama bulaşmıştım. Ona bulaşılır mı yani? Ne akılsızım. Sağ olsun o tabii yine büyük nüktedanlığıyla hiç şey yapmamıştı. Geçmişti ama zayıflama ilaçları çok geldi. Çok geldi Ali abi. Yani aklın durur. Hiçbirini yapmadım. Hatta şey dedim yani bana verin ben kullanayım, size hani bir halk olarak söyleyeyim ama ben bunun tanıtımını yapmam dedim. Hani illa istiyorsanız bu nasıl işe yarıyor mu diye yani içeriğine bakarak deneyeyim ama kimseye sunmam ben bunu dedim. Yani öyle bir vebale girmem bu hayatta. O yüzden çok kıymetli bu buralar. Yani birine dokunacak, birine zarar verecek bir şey yapmamak gerekiyor. Ama bazı markalar var ki dünya devi, büyük konuşmamak lazım. Her şeyin bir fiyatı var bu hayatta. Bir gün dünya devi bir marka ki beni isteyeceğini zannetmiyorum. Niye? Hiç olsa, öyle düşünme. Hiç öyle, hiç belli olmaz. Her şey bana mümkün. İsteyince yani, dünya devi o marka olunca. Çok para kazanmış Açeli değil. Şaka hiç yapıyorum. Dünya devi marka olunca. Yapmamıyorum yani, yapmamıyorum. Şimdi orada önemli olan şu. Sana güvenenleri kandırıp kandırmamak esas. Bravo. Yani. Ama benim bahsettiğim bu şey ne biliyor musunuz? Yani
Ben şimdi söyleyemiyorum, isim de veremiyorum. Nasıl anlatacağım, sağdan soldan nasıl çevireceğim onu düşünüyorum. Yani böyle tescilli zararlı değil ama benim ruhumda bence zararlı. Öyle diyeyim. Bir şeyi de Evet. tanıtmadım. Yapmadım da. Yıllarca bir deterjan markasının yüzü oldum ve hep savunduğum şuydu. Denize bile dökseniz içinde fosfat olmadığı için, olmadığı için balıklar ölmüyordu. Beni en çok burası etkiledi ve onu anlattım. Öbürü tabii işin şaka tarafı. Gerçekten burayı eline aldığında bazı şeyler satılık değildir ya. Bazı şeyler Hangi değildir. Ben çok dikkat ettim. Büyük de konuşmayın. Şaşırabilirim. deterjandı? Şu an yapmıyor reklamını bildiğim kadarıyla yapmıyor. Yok, şu an yapmıyor. Denize dökünce balıklara zarar vermediğini test ettin mi? Evet, tescilliydi. Hatta biz bununla ilgili Darüşşafaka'da bir yarışma düzenledik. Orada bir çocuğumuz resim sergisinde denizleri, doğayı dönüştürmek adına bir kampanya düzenledik. Ve zarar vermediğiyle ilgili belgeler alındı. Ha, ben mi belgeyi verdim diyeceksiniz. Vermedim ama bunlar büyük kurumsal şirketler. Yani biri yani burada bir yanlış bir şey olmaz. Onlar öyle diyorsa öyledir. Yani bizim inancımız bu yöndedir. Şu an denizlerin Riske durumuna ne etmezler. diyorsun? Ayşe'yle. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum Seher. Çok üzülüyorum. Yani nasıl Denizde payım söyleyeyim? var burada. Denizde Efendim? zarar vermiyor dediğin deterjan belki de müsilaja sebep olmuştur. Çok kullanıldığı için Yok. denizde çok gitmiştir. Müsilaja ne sebep oldu bilmiyorum Ali abi ama yani tam incelemediğim, vakıf olmadığım bir konu ama ben daha başka bir yerden bakıyorum. Şu an bizim başımıza ne geldiyse biz hak ettik diye düşünüyorum. Yani orada bir suçluluk psikolojisiyle söylemiyorum. Bu bir gözlem. Benim yapmıyor olmam, senin yapıyor olman değil. Biz kolektif olarak bu işi beceremedik. Sürekli çöp attık, Bize pet ait. şişeleri attık, torbaları attık, erimeyen şeyleri attık. Hepimiz yaptık. Evet. Ya ben atmadım demek işin içinden çıkmak olmuyor. Ya biz Evet. hepimiz bunu yaptık. Yani bizim hepimiz bu anlamda gerçekten suçuz. Yıllar önce ben bir beyefendi sigarasını yere atmıştı. Ve yanına gidip onu da bir büyüğümden öğrenmiştim. O da Londra'da bunu yapmış. Yanına gidip bir şey düşürdünüz galiba dedi. Yo Döndü. demiştir. Aa evet. Ay yo yo. Aa evet galiba düştü dedi. Çok şeydi. Aldı koydu ama hani kim iste küfür de edebilirdi Allah korusun. Başıma bir bela da gelebilirdi. Hani ben bunları her zaman elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama benim esas bu konuda benim de 12 yaşında bir evladım var. Yapmak istediğim şey Seher Ali abi kimse onları uyarmasın. Onların iç vicdanı onları uyarsın mümkünse. Ya Beni da uyarmasıyla olacak bir iş değil bu. ifade şekliyle uyarmak da Yani. kavgaya dönüştürmüyor en azından. Evet yani evet bir şey düşürdünüz diyorum. Çünkü siz insansınız atamazsınız. Hani insan hani Allah vermiş ya bilinç. Hani insan atamaz gibi geliyor bana. Yani hani evine atmıyorsan sokağa niye atıyorsun? İnsan Evine atamaz atmadığın dersen bir şeyi. bir yanlış yapıyoruz. Ben doğayı hayvanların kirlettiğini pek görmedim Bravo. yani. Ama ben Evet, zaten hayvan demedim. Bilinç anlamında dedim hani. yani Bilinçliyiz ya Allah bize. ne pet şişe atıyorlar, ne poşet atıyorlar, ne inşaat atıklarını döküyorlar, Doğru. ne kırsal atıkları atıyorlar. Hepsini insanoğlu yapıyor. Ama Maalesef. ufak ufak bilinçlenmede başladı ama yeterli değil. Kurumsal olarak o kurumsal şirket yöneticilerinin işte gece denize atıklarını bırakmak gibi bir ahlaksızlığın önüne geçebilirsek denizler de eninde sonunda temiz olacaktır. Yani yıllardır Rami Koç'un önderliğinde deniz temiz kampanyası başlayalı herhalde bir çeyrek asır var. Çeyrek asır sonra geldiğimiz Keşke nokta. gönüllü çalışırız. Keşke Evet. biz de öyle şeylere bir sanatçılar toplansak. Ben bir ara Bakırköy'de yani ben Yeşilköy'de oturuyorum ama Kadıköylüyüm. Bizim Kadıköy sahilimiz gerçekten çok güzeldi. Yani biz orada büyüdük. Ve bizim hani
Kadıköy'de profesörümüz de, memurumuz da, işlisimiz de, işsizimiz de aynı şekilde sahip çıkıp aynı kaldırımda yaşayıp paylaşmayı bildik. Dolayısıyla biz deniz çocuğuyuz, denizde büyüdük. Buraya da gelince Yeşilköy'ün de çok istedim. Hani çok kirleniyordu, ne yaparız diye. Öyle birkaç politik ve sanatçılarla oturduk. Bir gün denizi topladık, temizledik ve hayatımın gerçekten en güzel günlerinden biriydi. Deniz kenarındaki çöpleri topladık filan. İnsanın ruhuna çok iyi geliyor bir yeri temizliyor olmak, bir yeri güzelleştiriyor olmak. Bir yeri kirletmek de insanın ruhuna kötü geliyor. Sonra diyorsunuz ki zaten niye içim sıkılıyor, niye mutlu olamıyorum? Çünkü siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Kadıköy Yani mesela temizledikçe mutlu olursun. Kurbağalı Dere'yi bir temizlediler. Şu dönem yine aynı. Kokusuyla, pisliğiyle, değil mi? Ki yıllardır Kurbağalı Dere'nin Kadıköy tarafında çok sıkıntı yaşadı orada oturanlar. Sonra bir temizlendi. Şimdi bu pisliklerle tekrar bir kirlendi. Bilmiyorum Tekrar takip ediyor kirlendi musun? ama Evet. evet ediyorum ediyorum. Özellikle şey yani devamlık istiyor böyle işler. Çünkü insanlar devamlı olarak kirlettiler. Devamlı olarak da Evet. temizlemek gerekiyor. Orada takip çok kıymetli diye düşünüyorum. Ama bireysel takipten tutun burada kamu spotları ile biz sanatçıların bence hiçbir karşılık almadan özellikle karşılık almadan kamu spotu doldurmalıyız devamlı. Hem onu Burada kamu organize ol. değil, çocuğu yetiştirirken aileler çevre bilincini öğretmesi gerekiyor. Çöpleri nasıl ayrıştırması gerekiyor? Yani Bravo. atıkları, kişisel atıkları ayrıştırırken işte bunu bir bilinç olarak çocuklara yerleştirmemiz gerekiyor. Ben Kartepe'de olduğum sürece Ormanya diye bir doğal tabiat parkı var. Oraya sık sık gidiyorum. Biliyorum. Evet, Benim de evim orada oradaydı Ali abi. Yeni sattım. nerede? Kartepe'deydi. Aa, nerede? İnsan ev satar mı orada Açelya? Ya işte öyle oldu. Öyle olması gerekti. Portakal Sokak vardır tam Kartepe'ye çıkarken. Evet. Dönerken. Dönersiniz böyle. Orada hemen. Sanatçılar sitesiydi. Sanırım 20 yıl önce aldık. Sayın Nükhet Duru, Sibel Can, Özkan hepimizin olduğu bir siteydi. En son yan komşum Sibel Can'dı ama sattı mı satmadı mı bilmiyorum Sibel Hanım. Ne zaman sattın? Ben 2 yıl oldu. Çok kötü bir zamanda satmışsın. Yani Şu tam da anda var mı? pandemi Kısmet düşünmeden. çok tatlı bir karı koca aldı. Bulgar göçmeni Fiyatlar yıllardır çalışmış uçtu dediğimizde. şu anda. Uçtu uçtu Olsun, fiyat. olsun. Onların Neyse. kısmetine olsun inşallah. Mutlu olsunlar. Umarım iyi değerlendirmişsindir oradan gelen parayı. Evet, Hayırlı uğurlu. evet. Şey anlatmaya çalışıyorum. Yani oraya bazı okullar çocukları getiriyorlar işte anaokulu ve üstündeki çocukları, kulüp üyelerini. Yani onların o doğadaki mutluluğu, o doğadaki hayvanları, çiçekleri, ağaçları tanıyıp işte orada mutfak var, belli bir şeyle işte ayva reçeli yapıyorlar falan. Hayatı öğreniyorlar. Ben o çocukların bir daha kolay kolay sigara içip sokağa atacağını, içtiği pet şişeyi sokağa atacağını Allah korusun. sanmıyorum. Yani ya da gördüğü bir hayvana zarar vereceğini sanmıyorum. Ama o yaşta aşılarsanız olur. Yoksa ben de sokağa adam pet şişe atıyor, kesiyorum önünü. Diyorum ki utanmıyor musunuz bunu atmaya? Sana ne diyor? Şimdi o bilinçteki insan zaten potansiyel katiller var şeylerle Bravo. silahlarla, palalarla trafikte geziyorlar. Onları eğitemesin artık. O öküz geldi, öküz Bir de Ali gidecek. abi Siyer en kötüsü ne biliyor musunuz? O benim çok canımı acıtıyor. Yani böyle canım acıyor. Gerçekten ilim yani böyle bilgi sahibi, entelektüel ilim diye düşünen hani davranış olarak bence -20 olan insanlar var. Yani öyle güzel şeylerden bahsediyor. Üretimden, politikadan, oradan buradan konuşurken böyle sakız çiğniyor, şeyini atıyor. Ya da sigara içiyor, yere atıyor. Ben o zaman onların bütün bilgisi bitiyor bende, sıfırlanıyor. Dinleyemiyorum o insanları ben.
Burada o kadar önyargılıyım ki, yani bir insan lütfen, hani hepimiz hayatta var, kendimize koyduğumuz etiketlerle, hani onları biraz sunmakla, alkış almak, onaylanmakla ilgili şeyler yapıyoruz ya, bunun içine para da dahil, güzellik de dahil, iyi olmak da dahil falan. Bence en kıymetli şeyi yapmıyorlar ya. Karşı tarafa zarar vermek, fayda sağlamak, yani doğaydı, insandı. Senin ne yapayım ben öyle bilgini? Bir de o bilgi veren insan rol model oluyor yani, anladın mı? Ben yayınlama gelip çok sigara atan insan biliyorum. Bakamıyorum suratlarına, kusura bakmasınlar yani. Sonra istemiyorum bir daha program yapmak. İstediği kadar bilgili olsun. Bu da benim ön yargım. Bu da benim hassas noktam. Peki böyle üstünü çizdiğin çok insan oldu mu konuklar arasında? Vallahi Yani oldu. Bir tane çok değerli bir, yani hoca oldu oldu. Yani ben haddime değil üstünü çizmek. Yani orada şey isterse, genel yayın yönetmeni, programın içeriği isterse, hani orada mecbur kalıyorsun. Ha, ama hani gönlümle mi yapıyorum, profesyonelliğimle mi yapıyorum, tartışılır orası. Genelde de yasak isimleri zaten oldu mu ben, Açelya? Yasak benim isimlerim var mi? mı? Evet, Yo, programlarda. yo, Hani ama bazen bahsetmediğim oluyor çok ya bu. isim. Yo, yo, yo. Ben kimsenin hani yayın hakkını ölçebilecek seviyede görmüyorum kendimi. Görmüyorum yani. Hani ama hani bizde, sen de olur, birinin programına gitmek istemezsin. Hani biriyle de çok program yapmak istemezsin, ama ne bileyim, ben hiçbir zaman söylemedim onu ekibe. Onlar zaten anlıyorlar hani bir şeyin gidip gitmediğini. Siz de biliyorsunuz, yayıncısınız. Evet. Haz Peki etmeyen biri konuk olarak geldiğinde yayını geldikten sürdürmüyor sonra, yani. konuk olarak geldikten sonra gerek davranışlarıyla gerek söylemleriyle verim alamayıp seni hayal kırıklığına uğratan oldu mu çok? Çok olmadı ama oldu. Çünkü Ali abi, ben orada verim alamadığımda şu algıyla bakmıyorum Seher. İşte yapamadı, ne yapacağız falan. Ya olur diyorum ya. Hani belki bugün iyi bir günü değil. Hani belki ben kişisel hiç algılamam zaten meseleyi. Çünkü ben karşı tarafa iyi niyetli bakıyorum. O gün günü olmayabilir. O gün şey, kendi hayatında tamamlayamadığı şeyler olabilir. Dolayısıyla ben onun en iyisini yayıncı olarak almayı hedeflediğim için, ondan en iyisini almayı hedeflediğim için öyle bile olsa çıkıyor yani, gidiyor. Yayın güzel gidiyor, bitiyor. Ha, eski öbür ilk söylediğim gibi bazen akmıyor, yavaş gidiyor. Yani çok spesifik ekipten birine kötü davranmadıysa, ki hayatımda bir ya da iki kere oldu. Öyle insanları istemiyorum ben. Yani ekibim bile demek istemiyorum. Ben kendimi o zaman yukarı koymuş oluyorum. Ekibimizdeki birine böyle kötü, aşağılayıcı, biliyorsunuz siz de. Hani ben işte starım, ben mükemmelim deyip davranan biri olursa, elbette zaten konuşmamıza bile gerek yok. O potada eriyip gidiyor, bir daha da yayına gelmiyor. Ama Genel olarak. bazen yeni isimlerde ben de konuk aldığım zaman programlarda yıllar önceydi. Doğuş'un ilk albümüydü. Doğuş'u aldım, kulakları çınlasın. Sonrasındaki sohbetlerimiz başkaydı ama o program hiç yürümedi. Ben konuştum konuştum, evet ve hayır. Evet ve hayırla diyalog monoloğa dönüştü. O kadar zorlanmıştım ki sunucuların da böyle şeyleri oluyor. Ama belki o heyecan ilk defa çıkmıştı Doğuş. Bomba gibi patlamıştı o albüm. Ama sonrasında kendini Evet. belki heyecanla ya da yetiştirdi. O programı hiç unutmam. Evet ve hayırla bir konuğum 2 saati geçirmiştik. Oluyor yani. Benim Ya evet hayır. olabilir tabii. Oralar problem değil zaten ya. Hani Evet. hepimiz, bugün kimse şey demesin ki ben mükemmelim. Trak diye bir şey var. Tiyatroda çok Duruyor. başımıza gelir. Evet, Trak gelir. antrak oluyor. Durursun yani. Trak gelir. Ha. Çok normal. Çok normal. Evet, hayırla ilgili çok ilginç bir anım var. İkisi de rahmetli oldu. Bu vesileyle mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Müslüm Gürses Mustafa Kemal Paşa yani Mustafa Kemal Paşa mı? Yok. Fatih'in karşı tarafı Samatya Hastanesi'nin o semtin adı ne? Mustafa Kemal Paşa mıydı? Zeytinburnu. Yok yok. Zeytinburnu'na gitmeden. Neyse Koca o Mustafa Paşa. Koca Koca Mustafa Mustafa Paşa. Paşa. Koca Mustafa Koca Paşa. Mustafa Paşa sahilinde bir gazinoda çıkıyordu.
Star Kamacı olabilir ya da başka bir şey. Oraya gittim. 83 yılı falan Merhaba'da çalışıyorum. Haftalık bir gazetede. Kuliste sohbet ettik. Muhterem Nur, Müslüm Gürses ilk defa tanışıyoruz. Bayağı samimi olduk. Programı izlememi söylediler. İzledim. Programdan sonra istediğim Şu Dağlarda Kar Olsaydı mı söylemediği için biraz bozuldum. Allah rahmet eylesin. Muhterem Nur dedi ki ya Ali bir gün eve gel kahvaltı yapalım, çay içelim. Ben sana kahvaltı ısmarlayayım. Müslüm'ün şeysini tamamlayayım diye. Gazeteye geldim. Bir buçuk ay sonra dediler ki Haftanın Konuğu diye bir sayfa var. Tam sayfa röportaj yapılıyor bir ünlüyle. Feyman Yazıcı yapıyordu o zaman. Feyman Yazıcı izine çıktığı için bana Yazı İşleri Müdürüm Uğur Günler dedi ki Ali sen yapar mısın dedi. Ben de telefon rehberimi açtım. Üstün Gürses çıktı karşıma. Bakırköy'de oturuyordular. Orayı aradım. Muhterem Nur telefona çıktı. Anlattım. Gel Ali dedi. Röportaja gitti. Müslüm abi geldi. Salonda oturuyoruz. Bir soru soruyorum ben. Evet. Bir soru daha soruyorum. Benim durumum. Evet Ali kardeş. Ay canım benim daha ya. Üçüncü ben rahmet eylesin. Evet dedi. Teyimi kapattım. Dedim ki muhterem abla Müslüm abi konuşmuyor dedim. Evet. Allah rahmet eylesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Koruyor gibi olacağım. Allah rahmet eylesin. Bizim evet. Müşfik hocamız, o da ona da Allah rahmet eylesin, rahmet istedi. Amin. Müşfik hoca derdi ki, sahneye çıkarırdı bizi Seher. Evet'in 40 tonunu yapın. Hayır'ın 40 tonunu yapın. Aslında her evet'inde onun bir duygu var. Deşifresi Ali Eyüboğlu'na kalmış. Evet. Ama işte sohbet yürümüyor. Ama bu televizyonda olmadığı için onun cevaplarını tabii yazacağım ben gazetede. Tabii, evet. Evet. Muhterem konuşmayı dedim abla dedim Müslüm baba ne yapacağız dedim Ali soruları bana sor ben cevaplayayım dedim o zaman Müslüm Gürses de röportaj olmaz Muhterem Nurlu olur neyse oradan gazeteyi aradım dedim ki abi böyle adam konuşmuyor evet hayır diyor afyonu patlamadı dedim ne yapayım dedi ki başka birini ayarla lan kimi arayacağım o saatte Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı'yı aradım. Ay. Yeniköy'deki Yeniköy mi orası? Yeniköy ve Yeniköy'deki Atlı Köşk'te atladım gittim. Onunla röportaj yapmıştım. Hiç unutmam. Müslüm Gürses de böyle evet ama o bant keşke saklasaydım o soruları. Evet çok güzel bir anı olurmuş. Evet. Doğuş'un da bana yaptı. O iki saat hiç gitmedi. Kendi kendime konuştum Açeli'ye. Ama sonraki programlar bambaşka oldu. Yani ya monolog onlar. Durumuna onlar, geçiyor. Hani, evet. Ondan ama olur. Yani oralar aşılabilir. İşler aşılabilir. Tabii. İşte iş yapamayabilirsin, konuşamayabilirsin, sunamayabilirsin. Ama edepsizlik çok aşabildiğim bir şey değil. Dürüst olayım. Yani birini ezmek, birinin üzerine basıp yani ben şeyi hatırlıyorum bir asistanımız vardı canım benim 6 kere ben bu kahvenin ılıklığını beğenmedim diye 3 kat indirip 3 kat çıkardı birisi yani olmadı tabii olmadı evet. Ben de bir daha yayın yapmak istemedim ama genel müdürüm isteseydi yapardık sonuçta benim kendi anlatacağım. Kanalım değil orası. Sanatçı mı? Sanatçı. 6 kere ya. 6 kere yani. Yani işte ben sütlü istedim. Sütsüz istedim. Onlu olsun. Ilık oldu. Ve bu kızcağız çıkıyor geliyor. Çıkıyor geliyor yani merdivenden. Kadın mı erkek mi bunu yapan? Top çevirme. Kim dedin? Söylemez saçma. Sanırım erkekti. İsmini bile unuttum. Erkekti ama yalan. Kadın değildi. Yalan. Unutmadın. Gerçekten unuttum ya. Gerçekten erkekti ama çok iyi hatırlıyorum çünkü şey demiştim galiba çok heyecanlı hani galiba çok heyecanlı demiştim yani 6 kere yapılmaz çünkü bu. Yok ben bilmiyorum ben Ali abi. Ben tutmam unuturum zaten. Yani zıkkımın kökünü hiç deyip göndereceksin onu. Yani işte
O da Ekip olmuyor. olunca olmuyor. Yapıma bağlısın. Olmuyor, olmuyor. Yani hani birebir orada bir hakaret olsa elbette. Ama işte yapacak bir şey yok. Ama o edepsizlik sınırı dışında yayındır. Bu olamaz, konuşamaz, durur. İnsanız ya yani hani her şey olabilir. Her şeyde Evet, kabulüz. televizyonculuk üzerine çok konuştuk, sunuculuk, sosyal medya üzerine. Sanatsal etkinlikler adına ne yapıyorsun? En son yaptığın iş nedir? Önümüzde yapacağın bir iş var mı? Gelen projeler var mı? Sinema, filmi, dizi? Dizide Evet. evet Ya Ali oynasınlar abi çok filmlerde. Evet. keşke, ben çok istiyorum da hani yalan da söylemeyeceğim. Çok iş geliyor, yağıyor da ben içinden seçemiyorum falan. Böyle bir durum yok ki Ali abi Seher. Yani hani ben yıllarca menajersiz çalıştım. Seher biliyor, hiç menajerim olmadı. Her işim bana geldi. Bir avukatım var. Avukatıma sözleşmeyi gönderiyorum. İşte sözleşmenin şartlarına bakıyor. Yeri geliyor parayı o konuşuyor. İşte artışları o konuşuyor. Marka yüzün olduğum işte de öyle oldu. Menajersiz gittim. Fakat sanırım bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da oldu hayatımda. Çünkü artık menajerlerle bu işler ilerliyor. Yine şanslı bir dilimdeyim ki menajerim olduğu kadar aktif olmasam da yine adıma işler geliyor. Son bir yıldır Yeliz Gökbaş diye bir danışman arkadaşım var daha doğrusu. Daha doğrusu bir yerin yönetici asistanı. Rica ettim, benim işlerimi de yürütüyor. O konuşmaları yapıyor. Hani maddi konuşmaları. Bazen bizler istemeyebiliyoruz biliyorsunuz. Orada sözleşmeyi avukata gönderiyoruz. Kendi çapımızda bir menajer olmadan kendi işlerimizi yürütebilecek bir bünye kurmayı hani planladık. Fena da gitmiyor. Ama tabii bir menajer olmayınca öyle diziler size yağmıyor. Yani hani dersen ki Ali abi Seher üzülmüyor musun? Üzülüyorum ama hani nasıl bir yöntem izleyeceğim onu da bilmiyorum. Yaşamın iyisi olduğunu biliyorum. Çünkü her sabah düzenli spor yapıyorum. İyi besleniyorum. Elimden geldiğince yaşamın iyisi olduğunu biliyorum. Ama bu bir kısmet. Buna inanıyorum artık. Belki biraz daha aktif olup yapımcılarla birebir oturup hani kendi senaryonu belki belirleyip götürmek. Belki burada bir adım olabilir. Seneye bunu planlıyorum. İş Ama yani dolayısıyla durum bu. çocuklar konusunda çok hassas olduğunu biliyorum. Özellikle biz geçen sene bir proje ne yapalım? Pandemi patladı. İnsanlar evde oturuyor, çocuklar okula gidemiyor. Evde sıkılıyorlar, aileler dip dibe. Ne yapalım? Ne yapalım diye biz Milli Eğitim Bakanlığı'na EBA TV'de yayınlanmak üzere ünlülerden masallar yapmıştık Ali abi. Mart ayıydı ya Mart ya Nisan ayıydı. Açeli'ye de rica ettik. Açeli böyle bir şey yapar mısın? Bu çocuklara bilse. Seve seve isterseniz dedi. Kızıma da okuturum. Benim dedi. Masal okumak en büyük hayalim. O Çok. çocuklarla böyle bir şey yapmak en büyük hayalim. Şahane bir masal okumuştu. EBA İki TV'de tane okudum. yaklaşık Sen bir istedin, iki okudum. İki tane okudun, yaklaşık 45 tane ünlü okudu. EBA TV'ye ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanalında yayınlandı. O şahane bir hizmetti çocuklara. Seve seve. Anadolu masallarıydı. Sonra dedim ki niye böyle bir şey yapmıyorsun? Yani eskiden vardı ya sen ailenin kızısın ve çok seviliyorsun. Naşit teyze belli bir saatte okurdu ya Allah rahmet eylesin. Adile teyzemiz. Naş. Evet. İsmimi Ya beklerdim. Hiç de şahaneydi. Açelya demezdi Değil ya. mi? Çok Ha, zor ismi isimler Açelya. söylerdi. Sen de böyle bir şey yapabilirdin. Çocuklar konusunda da bir proje üretebilirsin Açeli'ye. Ya şimdi oraları üretiyorsun. Zihinler. Üç kişi oturuyoruz mesela. Ay onu da yapalım, bunu da yapalım. Fakat iş eyleme gelince Seher, burada gerçekten o kadar hazır alışmışız ki yıllarca. Biraz önce YouTube'daki gibi Ali abi. Yani birinin seni proje, yani aslında biz her zaman bence sanatçılar genel olarak keşke bize şey öğretseler. Kendi mesleğini yönetebilme, işin business tarafında, ben konservatuarlıyım mesela, oyunculuk, sinema, televizyonda. Bu işin yönetme aşamı ya da menajerlik okulu olsa, üniversitesi olsa, hani menajerlik bu anlamda Evet. kurumsallaşsa, üniversitede hani nasıl yönetim, işte iktisat, işletme okuluyorsa, bir menajerlik üniversitesi de olsa belki bu alanın tekelden kurtulup sadece network'ü olan insanların değil de doğru stratejiyle oyuncu yöneten, insan ilişkilerinin üzerinden değil, insanların yapabiliteleri üzerinden insanları satabilen bir menajerlik sistemi olsa, ki olması gereken bence o.
duygusal olmayıp. Biz çok romantik gidiyoruz hala. Yani birini, sevdiğimiz birini star yapmanın üzerinde gidiyoruz. Beni Ali Eyüboğlu seviyorsa ya da Ali Eyüboğlu'yla biz bir konuda anlaşabiliyorsak, ilerleyebiliyorsak, dostluk, arkadaşlık, sevgililik, karılık, kocalık fark etmiyor. Orada beni starlaştırıyor. Halbuki iş yapabilirliğinin üzerinden satılması lazım. İşte bu anlamda da bence bu konunun da eğitimin içine girmesi lazım. Dolayısıyla tabii biz ara geçişiz. 50 yıl sonra bütün bunlar olacaktır. O zaman da başka dertler olacaktır. İnsan olduğu sürece dert bitmeyecek. Ama buralarda tıkandığım noktalar benim. Bakalım, bekliyorum. 50 sene olmasın, bir an önce Estağfurullah. çözülsün. Gözlemim İnşallah. ve teklifim şu, tiyatrodan gelenler genelde daha minimalize düşünüyor, daha makro bakmıyor olaylara. Daha küçük, Evet. küçük olsun, benim olsun, kaygısız Doğru. aşım, dert başım. Şimdi şu anda bir bugün de tekrar Yalman'ı okuyacağım. İzzet Pinto'nun hayatını anlattığı bir kitap okuyorum. Global Ajans'ın sahibi. Bu insanın özelliğine yurt dışına Türk dizilerini satarak çok büyük paralar kazanmış, çok büyük sükse yapmış. Cannes'daki fuarlarda Türkiye adına orada bütün ünlüleri götürüp işte Handan Nisten Kana helikopterle davetleri getirip büyük riskler alarak büyük işler başardım. Şimdi oradan görüyoruz ki profesyonel olarak baktığın zaman elindeki ürünü, şimdi onun özelliği ne? Lise mezunu, ayakkabıcılıktan gelme bir çocuk ama sonuçta elindeki ürünü iyi paketleyip satmasıyla ünlü biri. Yani şu kalem elimde benim. Şimdi bunu işte beyaz bir kalem, işte tükenmez kalem diye satmak başka bir şeydir. İşte bu kalemle kaderin değişecek. Bununla yazdığın bir mektup seni, aşk mektubu sevgiline ulaştıracak gibi pazarlama tekniğiyle sen kendi ürününü satmak zorundasın. Yani bir Bravo. ürün üretiyorsun. Ürün çok kaliteli ama depoda duruyorsa, vitrinde değilse algıda seçicilik yaptıramazsın insanlara. Ondan sonra da Harika. küsmeyeceksin. İşte biz Yo. Hiç yani küsmedim. sadece acele okuyun gözüyle Yok bak. yok, anladım. Ben Yani yani hiç küsmedim ama bu menajersiz, benim için bak, motivasyon oldu. menajersiz çalışan oyunculara, ünlülere böyle çok var. Benim hala bir basın danışmanım yok, bir menajerim yok. Bu şeye benziyor. Ben hala yazılarımı takdir öyle yazıyorum. Abi geçti o devir. Artık laptop ya da BlackBerry ya da işte ne bileyim yakında havada yazacaksın, o bilgisayara geçecek. Zamanın ruhunu iyi kavramak gerekiyor. Yani bu yaşlar bir daha geri gelmeyecek. En verimli, en fit yaşındaysan en verim alabileceğin kaynakları harekete geçirmen gerekiyor. Yani bu da biraz şeyle ilgili. Yani menajerle iş başı anlaşırsın. Dersin ki bana iş bul, %20'mi al, %20'ni. Bana işi getir, projeyi, ama benim bulduğum proje üzerinden sana ödemem %0. Ama sen bulup getirirsen iş fazla. Menajerler de öyle bir sözleşme yapıyor ki oyuncular ya da şarkıcılar duvara tosluyor sonunda. Onun için çalışıyor. O kadar da değil. Köle ticareti değil bu. Sonuçta karşılıklı alışveriş. Yani en profesyonelinin, yani Tarkan'ın menajeri organizatörü %10 alıyorsa daha alt az şöhreti olanın taş çatlasın %15 %20'dir. Ama %50 alanlar var. Yani köle O ticaretidir. emek hırsızlığı ya. O emek hırsızlığı yani. Hani Ben öyle bir şey şöhrete, oluyor. kimse kimseyi şöhret ödemez. Parlatabilirsin, yıldızını parlatırsın. Bir yıldız varsa ortada parlatırsın. Onun için Bir de reklam anlamında yani sosyal medya o kadar çok alan ki kendini tanıtmak için, PR'ını yapmak için basın danışmanlarına da büyük bir katkı. Sen burada sosyal medyanda o kadar çok programlarınla, etkinliklerinle aslında bir reklam da yapıyorsun, PR da yapıyorsun.
Bu anlamda bunu nasıl daha doğru alanda kullanmak da herhalde ekibin işi oluyor. İşte diyor ki Açelle, ben 10 bin lira alıyorum. Bunun %20'sini niye menajere, basın danışmanına vereyim? Paylaşacaksın. Paylaşınca büyüyor. Ben şöyle bir şey anlatayım. Ali abi, yani ben kendi adım onu demiyorum. Şu anki, çünkü kurduğum sistemde Yeliz'le aynen bu sistem üzerinden çalışıyorum. Ben sadece bir yere adapte olamadım. Bizim, yani Seher de yıllardır bilir. Ne münasebet zaten. Sana işi getiren kazanmasın, sen kazan. Böyle bir mantık olabilir mi? Hani yani ben bunu düşünenlerin sığ olduğunu düşünüyorum hayat görüşü olarak. Yani hani bilmiyorum, bunu düşündüğü için mi menajerle çalışmıyorlar? Benim menajerle çalışmamamın nedeni şu oldu. Bizim zamanımızda ilk başladığımızda çok hayata müdahale vardı. Yani benim tamamen parasal değildi problemim. İşte istemediğin işe ya da bir şeye zorlayıp kendini kötü hissettirme vardı. Yani kendi kararını alamıyorsun. Aldığın zaman sana menajer, o zamanki sistemde, yani sen de şekerim, yani hani bak kaç iş kaçıyor, onlar da geliyor falan. Bu bana bir duygusal basınç yapıyordu, baskı yapıyordu. Ve kendime özgür hissedemiyordum. Yoksa benim %20'ymiş, %50'ymiş, buralarda değilim ben zaten. Hani çok şükür şu yaşımda hiç değilim. O yaşta da ben zaten şey yapıyordum, parasal değildi benimki. Oradaki yönetim biçimi ve ego durumu, yani seni yönetmesi, o beni hapishane gibi hissettim. Benim nedenim buydu. Aynı dilden konuşmuyordun belki, aynı pencereden evet. Bakmıyor olabilirsin. Evet. Evet. Yani Türkiye'deki en büyük şov dünyası için sorunlardan biri profesyonel management hizmetinin verilmeyişi. Asla. Öne çıkan birkaç isim var. Onlar da yani adeta özgürlüklerini satın alıyorlar. Aslında müdahale ediyorlar. Aslında bravo. Yapması gerekiyor. Karşındakiyle konuşacaksın, tanıyacaksın. Onun potansiyelini nasıl değerlendirebilirim? Bakacaksın. Bravo. Buna yanaşmıyorlar. Bunu giyme, şuna konuşma değil. Yani. Ya da ben mesela, benim gece çok sevmem. Ben 11'de 10'da uyurum. Yani ben hiçbir zaman, bunu da şey için söylemiyorum, yani ben öyleyim. Ben, hayır canım, benim yapım böyle. Yani hani ben de geceleri eğlenmeyi seviyorum ama bir şey sürdüremem. İstemediğim bir ortamda olamam. Meslektaşlarımla sadece PR yapacağım diye görüşemem. Ben işimi yaparım. Oradan Seher'le olmak istiyorsam Seher'le olurum. Benim tercihime kalmalı bütün bunlar. Bu eski zamanlardan bahsediyorum. 30'lu, 25'li yaşlarda yapamadım ben. Yani o sisteme giremedim. Tabii o da benim için bir sıkıntı oldu, açık söyleyeyim. Velhasıl ben televizyoncu olmayı mutluluk olarak gördüm. Televizyon daha matematikti, sunuculuk daha matematikti. Öyle ilerledi yani, mesele öyle ilerledi. Ha bana sor, şu an oyunculuk yapabilmenin en güzel yaşındayım, demdeyim, tam zamanındayım. Ama çok talip iyi besleniyorum, yok. Ama talip yok, bravo. Bravo, yani ya da yapmak şöyle. Sorun şu. Ne bileyim ben senin cama geldiğini diye bir türkü var ya. Ha, yani yapmak istediğini bilip bilmeyen var mı? Hayır, belki senin farkında değil. Sen sunuculuk yapıyorsun, tiyatroyu istemiyorsun diye ya da oyunculuğu istemiyorsun diye düşünüyorlardır. Ben elimde yani, bir kalemle oynuyorum. Ama hiçbiriniz bunu görmüyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum. Ben ne zaman bunu gözünüze önüne sokarsam Ali'ye bu güzel bir kalemim var ya da beyaz bir kalemim var diye yapıyorsunuz. İşte algıda setçilik bu. Algıda setçilik yaratacaksın. Yani vitrine çıkaracaksın. Kendini sen pazarlayamazsın. Senin adına bunu yapacak birileri olmalı. Bravo. Yani bu da bir asistan değildir. Asistan asiste eder. Başka bir şeydir. Neyse. Ya bunu bütün şov dünyasının ünlüleri için söylüyor. Sadece Çeyli Akkoyun için geçerli değil ya bu. Ama şöyle oluyor. Menajerlere iş geldiğinde kendileri bana açıp söylüyorlar zaten, ama dediğiniz doğru, yani hani orada da nasıl tam bir yol izlemek gerekiyor onu da bilmiyorum. Ama şimdi ben yeni yeni kendi, hani projelerinizi sordunuz ya, neler yapmak istiyorsunuz diye az önce, bu sene için Ali abi. Bir şey çok istiyorum, evet. Yani bizler ekran önündeki insanlar hepimiz bir şekilde bir algı veya bir ilgi alanı içindeyiz ki siz de ekrandasınız, ben de ekrandayım. Herkes ekranda değil mi?
Ve yapabildiklerimiz yapıyoruz. Oyunculuk, sunuculuk, programcılık. Bir şey yapıyoruz yani. Ben o bir şey yaparken oyuncu olarak ben oyuncunun ve televizyoncunun önce çok sağlam bir vücutta ve zihinde olmasına inanıyorum. Ben kendi adıma bu sene bunu oluşturabilirsem sonrası dizi olmuş. Sonrası program olmuş çok önemli değil. Yani nasıl söyleyeyim size bu böyle şeyden bahsetmiyorum ama iyi bir vücuda sahip olmak yani güzel anlamda değil, estetiksel anlamda değil. İşte doğru kasını alarak, doğru beslenerek insanlara hayat enerjisini verebileceğim bir alan bulmak istiyorum. Çünkü ben o alanda büyümek istiyorum artık. Yani oyunculuğumu da o alanda kullanmak istiyorum. Bu hayat enerjisini ama şey değil bu kişisel gelişimci olmak istiyorum gibi bir şey anlaşılmasın. Kendi halimle bunu yapıp örnek olmak istiyorum. Çocuğuma en azından. Sonra beni seyredenlere. Seher anladın mı? Evet. Ben şunu anladım, bir şeyler katmak ve faydalı olacak şeyler yapmak. Yani sadece para kazanmak, mesleğimi idame ettireyim değil benim anladığım. Ama bir imzam olsun. Bir gün beni andıkları zaman şunu da Ayça ile yapmıştı. Böyle de bir işte imzası vardı tabii mı? Tabii. Doğru 50 mu anlıyorum? Yaşına girerken çok fitti. Ayça'nın ismi kalsın. 50 yaşına, evet 50 yaşına girerken... çok iyi kaslı bir vücut yaptı. İşte aynı zamanda gitti dünya bilgisini işte tasavvuf yüksek lisans eğitimi aktardı. Aldı. Onu aldı. Yani bu anlamda ne katabiliyorsam ve bildiği hangi alan varsa bunun adı yemek programı mı? Bunun adı bir dergide Woman Health dergisinde kapak olmak mı? Atıyorum. Bunun adı televizyon programı yapmak mı? Sinema filmi yapmak mı? Bir insanın yapabileceği potansiyelini kendim yani başkasının potansiyelini değerlendirmesine mahal vermek. Ama bunu da estetikle dışarıdan değil de içeriden yapabilmek gibi böyle Ali abiye çok romantik gelen anlamsız bir şey anlattım. Yani yeteneğini sonuna kadar neyse kullanıp imzayı bırakmak. Hayat öyle mi? İnşallah. İnşallah. Niyet o. Anladın mı Ali abi? Dur bir düşünüyor şimdi. Bakıyorsun. İçinden bir şey. Bayılıyorum. Yok, o yok. Şimdi bir tane çekiyor içinden. Bizim yani, görmediğimizi şey, diyor Ali abi. Bu kadın, zihniyle ben uğraşamam da. Diyor. Bu kadınlarla bunu uğraşamam. Bunu etek yemeye büründüremedim. Yani söylediği çok net. Diyor ki 50'li yaşa giderken karşılarında insanların fit bir kadın olarak bir rol model olmak istiyorum. Bu konuda herhalde number one şeydir. Ne bileyim Jülide Ateş'tir. Defne Samgeli'dir. Defne Samgeli'dir. Yani benim ama fikrim o değil. Onlar çok güzel kadınlar. Şimdi ben öyle anlamadım. Ama sadece güzel kadın değil, aynı zamanda fitler. Yani hayır, ikisinde onlar çok güzel var. Kadınlar. Bakın fitlik ya, sen de fitlik. Hayır. Şimdi onlar baktığınızda Monica Bellucci mesela bunlar çok güzel kadınlar. Yani hani İnanın benim anlatmak istediğim o değil. Bir gün yaptığımda göreceksiniz. Bu değil yani. Hani bütün olarak her anlamda seyredebilir olmak. Konuşurken de, iş yaparken de, anne olurken de iyi olma halinden bahsediyorum ben. Tamam. O iyi olma. Ben bir dizi yapımcısıyım. Dizimde bana güzel 50'li yaşlara doğru giden gamzeli bir kadın lazım. İşte adamı baştan çıkaracak ya da ne bileyim. Bu yani ete gemeye nasıl bürünecek bu? Yani seni spor yaparken mi gösterecek de ona göre mi senaryo yazacak? Yani bunu yaptığın işle televizyon programında... Bu yaptığın her işe yansıyacak. Anlatamadığım o. Siz böyle olursanız iyi beslenir, iyi yer, iyi uyur ve hayatınızı birine... evladınız dahi rol model olarak gösterirseniz sizin orada yaptığınız gamzeli güzel kadın da çalışır. Televizyondaki program da çalışır. Ben ona inanıyorum. Bunun inadındayım. Evde i̇şte anne olarak da çalışır. Bu anlattığının dört dörtlük yapabileceğin bana göre iki alan var. Bir televizyon program. İki YouTube'da Açella Fitcoin. Bitcoin güzelmiş. Bu Bitcoin mu? Bitcoin güzel. Yok yok sakın. Bitcoin'e kayar. Ya Açella Fitcoin.
Bitcoin yapma Ali Ya abi. çok güzel ya. İşte bak yaratıcı ya. Açelya Bitcoin. Ben Bitcoin. çünkü ben çok yaşa Ali abi. İnşallah sen çok yaşa. Sen şey biliyor musun? Bitcoin. Bana soruyorlar ya Açelya Hanım diyorlar. Çok fit olmuşsunuz, çok kilo vermişsiniz falan. Ben şey diyorum. Yo, fettim. Aradaki i ile a'yı değişti. Fit oldum yani. Anladın mı? Hani fettim, fit oldum. Şaka bir yana Bitcoin güzelmiş. Ben bunu bir düşünüyorum. YouTube için kullan bunu. Ama benim anladığım da Ali abi o yönden bakıyor da ben bir yapımcıyım sana geldim. Senin potansiyelini görmediğimiz şeylerini de açığa çıkaran bir Açelya koyun görmek isterim. Bu sadece Bitcoin'le değil, Ben ne bileyim yaptığı faaliyetlerle ilgili de. dizi yapımcılarını, kas direktörlerini tanımıyorsun demektir. Ben televizyon Tanımıyorum, evet. yapımcısıyım, sen film yapımcısın. O Ya, gözle baktım ben. film ve dizi yapımcısından bahsediyorum. Ha, ben televizyoncuyum. Yani O gözle baktım. Akkoy ne bir tiyatro oyuncusu. Evet. Sahnede bir stand-up yapabilir bunu. Yani bir saatlik bir stand-up güne nasıl hazırlanıyor, nasıl Doğru evet, söylüyor. bu Bu arada görmediğimiz çok yönünü doğru görüyoruz. söylüyor. Doğru. Bu güzel bir Çok doğru taraf. Bu söylüyor arada abi. Evet. Şimdi Açelli Akkoyun'un güne nasıl başladığına dair bir video var. Gerçekten bunu yapıyor musun? Merak ettim. Hemen giriyoruz. Bir göstersen Ali 31 abi. Mayıs tarihli video. 31 Şey mi Mayıs tarihli sabah koşu yaptım, yürüdüm. 31 Mayıs tarihli 90 bin kişi İzmir. Açelya'nın bilinmeyen yönleri. Evet, Dan günaydın. dan dan. İçin benim formülüm bu diyor ya sizinkine. Rica etsem Aydın bunu ekrana getirebilir misin? Hangisi acaba? Bir eski YouTube Ali çekmiştik onu. onu bir at. Aynı Şu. atarsan. Şu video. Ha o şey. Evet. Kısa böyle videolar paylaşıyorum ara sıra. Geçen hafta paylaştığım galiba, değil mi? 31 Hemen. Mayıs. 31 Mayıs. Yani Evet, iki gerçekten hafta olmuş. Aydın hatta mı şu anda? Aydın, aydın. Yani 13 gün önce. Bak şimdi. Evet. Evet. Yayınlayabiliyor musun o videoyu? Ya, indirip yüklemem lazım diyor. Hemen bir indirip yükle çünkü Evet. önce Açelli'ye soracağım diyeceğim ki güne nasıl başlıyorsun? Bakalım bu teknik detay kaldı mı aklında? Hakikaten öyle mi başlıyor? Evet. Ben Karşılaştıracağım de onu. şimdi şöyle başlıyorum ben güne. Bir kere sabah çok erken kalkıyorum. Bazen 6 oluyor, bazen 7 oluyor, 7.30 oluyor. Ama hiçbir zaman 9 olmuyor yani. Hani maksimum 8 oluyor. O da gece yatışıma bir şey okuduysam falan ya da bir şey seyrediyorsam uzun sürüyor. Mutlaka kalkarım bir bardak suyumu içerim. Güzel. Onu da böyle kendimce niyetlerimle okurum. Bir güzel içerim. Sabah kalktığım için aşırı mutlu olurum. Sanki doğmuş gibi hissederim kendimi. Ondan sonra bir kahvemi içerim. Günün yemeğini yaparım mutlaka. Hani günün yemeği benim sabah 8-8.30'da bitmiş olur evin yemeği. Çünkü o arada kahvemi koyuyorum, müziğimi dinliyorum, ev halkı uyumuş oluyor, dolmamı dolduruyorum. Bütün yemeklerim bitmiş oluyor. Genelde böyle bizde et de tavuk da olsa et de olsa böyle çelik tencerede tandır usulü pişer. Yanına da zeytinyağlılar yapılır. Zaten dönemin zeytinyağlısı şu an mesela Ayşe Kadın var. Haftada 2 gün Ayşe Kadın yapıyorum filan. Öyle geçiyor. O 8-8.30 fırlıyorum dışarı. Bir saat koşuyorum, yani Yeşilköy'de bazen yüzüyorum yazın. Yüzüyorum da. Ondan sonra 9-9.30 gibi evde oluyorum. Haftanın 3 günde fitness yapıyorum. Üzerine 20-25 hareket yapıyorum. Ondan sonra da Allah ne verdiyse o hayatı yaşıyorum. Erken kalkıyorsun yani. Çok. Evet, Çok. bayağı çok. Güne erken başlıyorsun. Kişisel gelişimle uğraşıyor musun Çeliha? Yani Yok ya, ben öyle şeyleri çok yapar mısın? romantik İnanıyor buluyorum. musun ya da? Ben yani şunu inanıyorum da ben öyle şeyleri romantik buluyorum. İş eylemde hareket edeceksin. Öyle kişisel gelişim, öyle istiyorum, diliyorum falan. Diliyorsun ne yapıyorsun derler adama. Kuru kuru Hareket sevmeyeceksin. Yaşayarak seveceksin. Öpmediğin, dokunmadığın, temas etmediğin hiçbir şey havada uçar gider. Ben kişisel gelişim istiyorum. Ama sigara içiyorum, alkol içiyorum, kötü besleniyorum, kişiliğim gelişsin. Yok öyle bir dünya. Yani yok öyle bir dünya. Hani iyi olabilirsin. Orası benim haddim değil. Ama çark,
senin şeyine emek vermen gerekiyor. Yani o yüzden o sabah kuş sesini duyman gerekiyor benim için. Bu benim yapım. O yüzden ben kişisel gelişime değil, iyisel gelişime inanıyorum. İyiye dönük yaşama inanıyorum. Yani onu bir taraftan yüklerken bu malzeme atmıştım Acelya Akkoyun için malzemeler diye. Bir bu. Devam. Ay çok güzel devam. Bir resim bu. Devam. Anne. İki bu. Anne. Kırmızı herhalde nesilden nesile diyor. Evet bu fotoğrafları açalım. Bir şeye gelelim. Üç nesil kırmızı giymeye. Anne. Kız ve torun. Pembe kırmızı. Canım annem ya. Canım annem. Bu ismi yok ama belli ki yoldaşınız, hayat arkadaşınız. Ben tanımıyorum. İsmi ne? Kimdir bu? Annemin mi? İncila. Eşiyle. Eşim öbür Enis. Resme Enis. Öbür resme. Ha, Enis. Burada. Eşim Enis. Enis ne iş yapar? Enis imalatçı, mobilya aksesuarları üretiyor. Kuzeniyle yaklaşık 20 yıldır. Kendi işi var, kendi işine gidiyor ama hayatı da sağ olsun bizi aksatmadan, bir işkolik olmadan, eşliğini, babalığını her zaman fazlasıyla yapan çok değerli bir insan. Büyük şansım. Covid tedbirlerinde çok sıkıldınız mı birbirinizden? Nasıl idare ettiniz o dönemi? Hiç sıkılmadım. Çünkü alan tanıyoruz birbirimize. Eve hizmet etmeyi ikimiz de çok seviyoruz. Sıkılmak için aslında vaktimiz de olmadı. Çünkü Enis'le ikimiz de Aliye ile çok ilgilendik. Enis yemek de yapar. Çocuğuyla da ilgilenir. Bana da yardım eder. Ama ben ona yaptırtmam hepsini. Yani onun erkekliğini kaybetmek istemem açıkçası. Şöyle ki yani bu süreçte kadın kadınlığını kaybetmemeliydi, erkek de erkekliğini kaybetmemeliydi. Ama bu sürecin öncesinde zaten iç içe girmiş bir ilişki olmalı. Yapamadığım her noktada Enis yanımdadır. Enis'in yapamadığı her noktada da ben yanındayımdır. Ama ben dişisel enerjimi, yani kadın olarak bu dünyaya, bu arada kitap da çıkarıyorum yeni bir tane Allah izin verirse. Kadın olarak bu dünyaya geldiğim ve beni besleyen hiçbir şeyi bırakmayı düşünmüyorum. Yani diyeceksin ki kadının görevi midir yemek yapmak, bir kadının görevi midir evini temizlemek? Hayır, elbette değildir. Ama bizim sosyolojik olarak algımızda anne mağaradayken ve erkek dışarıda avlanırken, ki insanın fabrika ayarları ve kadının ve erkeğin fabrika ayarlarının dışına çıkmamayı önemsiyorum. Bu benim hayat tasarrufum. Yani ben kitabın içeriği bu konu mu? Hayır, kadın oldu. İyi ki kadınım kitabın adı. Kadının bu dünyadaki, evet iyi ki kadınım ama burada feminist bir tavırla değil ki tavrım hiçbir zaman kadının üstünlüğüyle alakalı olmayacaktır. Kadın olarak hayatta tamamlandığımız, hem tamamladığımız hem tamamlandığımız noktalar var. İşte buraların bence eskilerin bir lafı vardır. İyi diş etmemek gerekiyor. Evet ben çok para kazanıyor olabilirim. Evet ben çok varlıklı, çok güzel olabilirim. Kendi adıma demiyorum. Ama bu benim kadınlığımı örseliyorsa ve kadınlığımı yok ediyorsa mekanizma çalışmıyor demektir. Evet. Yani bir şeyin çok olması beni güçlü kılmıyor. Benim kadın evet. olarak ruhumu beslemesi çok önemli. Evet, o kadın güne nasıl başlıyormuş? Video hazırmış. Hazır mı? Hangisini evet, koydum acaba? Hazır. Sabah 07'de kalkılır, ılık su içilir, üstüne kahve, yarım saat yürüyüş, arada koşular ve 3-4 tane fitness hareketi. Sonra 2 yumurta, biraz yeşillik. Niye mi? Günaydın diyebilmek için. Günaydın evet, diyebilmek için. Evet, yani 2 yumurta, biraz yeşillik demedik. Yeşillik, günaydın. Bilmiyor muyuz yani? Nedir bu? Anlamadım. Yumurta şirketi sponsorun mu? Nedir yani? Aa yok. Ama iyi fikirmiş. Belki yumurta üreticileri evet. görür bu sizin programdan sonra. Vallahi güzel. Aleyhvol. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederiz. Nedir bu iki yumurta yeşillik? Ondan o olmadan. Yani işin şakası orada tabii özet bir duygu söylemek istedim. Sabah erken kalkmak.
ve hareketli olmak. Şeye çok inanıyorum Ali abi, biz hep çok istiyoruz ama hiç gitmiyoruz meseleye. Biz sadece istiyoruz. O da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Meseleye gitmek lazım yani, anladın mı? Hareket, eylem gerekiyor. Evet, eylem gerekiyor. Ben de orada şey demek istiyorum. Kalk kalk, çevremdekiler de bilir. Edebimi aşmadım. Yani bana sana ne, ben 12'ye kadar uyuyacağım diyen insana saygıyla eğilirim önünde. Haklıdır yani, ama onun dışında bir çıkış bulamayan insanlara hep şöyle diyorum. Bomboş musunuz? İşiniz yok, paranız yok, hayatınız yok. Ki benim de öyle dönemlerim oldu. Sabah kalk yürü ya. Bomboş yürü. Çalıştır o sistemi. Yani o mutlaka bir gün o değirmen suyunu bulup elektrik üretecektir. Ama sen önce değirmeni döndür. Sen zannediyorsun ki su geliyor, değirmeni döndürüyor. Hayır, değirmenle su bir yerde buluşuyor. İkisi de ayrı ayrı akıyorlar bu hayatta. Sen değirmenini oluşturma, döndürme, su gelsin de bir gün dönerim de. Yok öyle bir şey. Sen hareketi başlatacaksın hayatta. Ben ona inanıyorum. Hareket bereket getiriyor ya. Sen iş Evet. hayatında çok haksızlığa uğradın mı, ayağın kaydırıldı mı televizyon ya da ne bileyim dizi, film dünyasında Açelya? Şimdiye Ayağın kadar, kaydıran son çok 5 oldu yıla mu? kadar ya da 10 yıla kadar hep ayağımın kaydırıldığını düşünüyordum. İşlerimin elimden alındığını, her iş bittiğinde bir olaylar mı oldu diye kendi kendime hayıflanıyordum. Şimdi hissetsem bile diyorum ki bunun bana bir faydası yok. Bunu düşünmenin bana hiçbir faydası yok. Ali Eyüboğlu'nun ayağımı kaydırıyor olmasının, benim ayağımın kaymış olmasının ve o işi kaybetmiş olmanın hiçbir faydası yok bu hayatta. Yani ne olacak? Ali Eyüboğlu benim ayağımı kaydırdı. Ben bir Ali'den intikam mı alayım? Değer mi o enerjiyi sarf etmeye? Kendimi yükseltirim. O yüzden bakmıyorum. Hiç de düşünmüyorum artık öyle şeyleri. Kaydırmışsa kaydırmıştır. Kaydıran ben olmayayım da, kimsenin ekmeğini yiyen ben olmayayım da, bana 100 katı gelir. Ben hep ona inanıyorum. Ve geldi de. Kişisel gelişimin nirvanasına vurdu. Ali abiden bu cevabı bekliyordum yalnız. Seni bırak ayağını kaydırmayı, birileri bunu uçurmuşlar. Tabii Ali abi ya. ya. Ali abi nasıl uğraşayım? Ben o güçle uğraşabilir miyim yani? Biri benim ayağımı kaydırdıysa intikam mı alacağım? Onunla mı uğraşacağım yani? Benim Ben hayatım akrep. birinin Ben kötü bir akrep burcuyum. man. Ben alırım. Akrep Ha? burcuyum. Yani ya onu Benim sokarım, kocam da onu akrep, annem de sokamazsam akrep. kendimi sokarım. Ama Benim o da kocam zaman da akrep, kaybı Ali annem de abi akrep. ya. Ne boğa mı? Aman hiç uğraşmam. Bir de Ali Ne abi bu? yanlış anlama. Şimdi Nirvana diyeceksin esas. Ya tamam, ünlüyüz, seviliyoruz, bilmem neyiz ama dünyadaki milyarlarca insandan biriyiz yani ya. Bu kadar da değer atfetmenin bu duruma, hani bu kadar da uğraşmanın, bilmiyorum ki. Ya özeliz insan olduğumuz için, Allah yarattığı için. Ama bir o kadar da birinden intikam alacak filan. Yani benim zamanım çok kıymetli. Allah bu dediğimi çoluğumla çocuğumla bu duruma beni düşürmesin. Benim için düşmektir ya. Ben bu durumu düşmek olarak algılıyorum. İntikam da. Ha, top ayağına gelirse golü atarım. Onu soruyorsan. Yani penaltıdan golse atarım tabii. Yalanım yok. O Bu kadar da bunu duymak şey istiyordu değilim. Ali abi. Ya Hayır, burcusun? rahatla yani. Ha? Ya burcun ne? Bir Oğlak söyle Allah oğlak. aşkına. Oğlak. Oğlak. Onun için soyadın Akkoyun. Oğlaktan Akkoyun. Kocam da akrep burcu. Öyle mi? İyidir. Akrebin erkeği. Akrepler merhametlidir aslında ya. Hani hep kendine Çok. zarar verir benim Çok bildiğim. hain, çok merhametli. Karşı taraftan çok kendine sokar, zarar verir. Ama Hatta bende iyidir iyidirler. yani hepsi. Hayla bir iki gün önce bir Benden yerden iyidir. hangi burçla işte boğa burcuyla evlenilir. Akrep burcuyla da diyor suç işlenir. Herhalde Suç sır kalıyor. ortaklığı. Sır kalıyor herhalde. Akreple suç işlenir Olur. diyor. Biz bir suç Yok. işlemeden yayını bitirelim. Çok teşekkürler. Ya yok. Var mı Ben soracağın teşekkür soru? ederim. Bunu da söylemek istiyorum bitirmeden önce. Yani akrep burcu nedir bilmiyorum Ali abi. Ama intikam alırım, kötü davranırım. İnanmıyorum ben. Akrep burçları çok duygusal oluyorlar.
kendine zarar kesinlikle veriyorlar ama şimdi son olarak hepimizin aslında izin verirsen Ali abi hepimizin sıkıntısı demeyeyim de üzüldüğümüz nokta sosyal sorumluluk projesinde Açeli Akkoyun'un çok faal olduğunu biliyorum. Zaman zaman sana daha çok geliyor Ali abi, bana da geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hem üzülüyorum hem de çaresiz kaldığım nokta. En son bu SMA hastaları için çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ya. Genel olsun çünkü bu. En yakınımda görüyorum. Açelya'dan destek istiyorum. Senden istiyorum. Zaman geliyor. Bir de devlet ne kadar ne yapabiliyorsan açıklama yaptım bunda Ali abi ama en son noktada daha geçen gün toprağa umut olun diye önüme geldi ve tanıdık bir isim olması. Açelya ne yapabiliriz dedim. Ne istiyorsan yapalım ama o kadar çok ki Seher dedi. Yani bana geliyor hepsini yapmak istiyorum. Dedim Ali abi de aynı şekilde. Yani toprak gibi o kadar çok çocuk var ki burada ne olur hep birlikte bir nokta koyalım. Ne yapabiliyorsak yapalım ama herkesin duyarlı olması gerekiyor. Devlet bu konuda Ali abi çok iyi biliyor. Devletin yapabileceği ne olabiliyor ama SMA hastaları konusunda ikinizden de çok kısa bir şey almak istiyorum. Bu konuda bir şey yapamamanın da üzüntüsünü yaşıyorum açık söylemek gerekirse. İşte en yakın toprakla ilgili geldi umut olalım diye. Hepimiz olalım ama ne olur sizler daha öndesiniz, daha çok biliniyor, seviliyorsunuz. Ne yapılabilir çocuklar için, SMA hastaları için? Ali abi diyor ki o kadar çok geliyor ki, geliyor Ali abiye ama bir kişi olsa öbürleri sırada bekliyor. Bu da zor bir süreç. Ne olur bir şeyler söyle Açeli. Ali abinin de duygularını biliyorum. Keşke hepimiz her şeye yardım edebilsek, destek olabilsek. Yani aslında hepsine yardım etmek yerine birine yardım etmek de kolektif bilinci getiriyor. Yani hani elin nereye uzanıyorsa, kimin eli nereye uzanıyorsa oraya yardım etmek gerekiyor ama bu öyle bir hal aldı ki bu durum. Açıkçası birine yaparsan öbürünün gözü gönlü kalıyor haklı olarak. Yani evlattan bahsediyorsun yani. Hani, tabii çocuk ya melek. Başka ömrünü verirsin ya. Hani benim bir hikaye var Ali abi çok hoşuma gider. Adam birine demişler ki $1 milyar var timsahlı bir havuza atlar mısın? Atlamam ama oğlun düşse 2 dakika düşünmem demiş. Yani 2 saniye düşünmem demiş. Evlat öyle bir şeydir, candan ötedir. Yani hani bu noktada orayı hissetmekle orayı yaşamak arasında büyük biz hissedebiliriz. Üzülmek yerine fayda sağlamak benim önceliğim. Çünkü yaşam dediğin şey kimsenin tek elinde değil. Bugün böyle konuşursun, 10 dakika sonra da bilemezsin bu hayatta. Ama orada tabii ki mukayese yaratma sanatçı olarak duruşumda çok kıymetli. Yani birine yapıp diğerine yapmadığınız zaman inanın bütün o enerjisi bitiyor meselenin. Dolayısıyla ben post paylaşıyorum. Her gün paylaşayım. Üst üste paylaşayım. Her şeyi yapayım. Bir zamanda para da topladık. Fakat şu an gerçekten yasak var. Yani istenmiyor. Bilmiyorum Ali abicim sizin bu konudaki fikrinizi ama birine yaptığında onu her gün yayın yapman gerekiyor. Biz kaybettik bundan geçen sene para topladığımızda. Annesi gitti başka bir çocuğa devretti. Yani hiçbir aile de şey yapmıyor. Hani sonuna kadar bu konuyu destekliyorlar. Ben şahitim onlara. Anında başka bir çocuğumuza aktardık o parayı. Ama işte bu bizim dışımızda gelişmesi lazım. Devlet büyüklerinin buna daha el atması lazım diye düşünüyorum. Evet, sosyal sorumluluk projesi. Magazin Öteri'nde böyle bir noktayı koyduğu bir pandemi döneminde bir şey olsun. Bu konuda da Ali abi söyleyeceği, evet biliyorum duruşunu da biliyorum Ali abi. Çok üzüldüğünü de biliyorum. Bu işin suistimal edilmeden gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara çok yani meblağlar çok yüksek. Dolayısıyla bunun bir havuzda yani yardımların bir havuzda birleşmesi ve bunlara bilimsel olarak bir etik kurul karar verip ona göre tedavi varsa uygulanması bu çok büyük para isteyen o tedavide %100 garantili bir sistem olmadığı için yani devlet birçok devlet daha doğrusu dünyanın en son araştırdığımda 1-2 ülke galiba ödeme yapıyor. Bunlar arasında biz de varız. Kısmı ödeme yapıyoruz ama yani o firmanın
Yani %100 garanti etmediğinde o kadar parayı alıp çocukları mağdur etmemesi, aileleri mağdur etmemesi için nasıl ki koronavirüste bir bilim kurulu var, onlar karar veriyorlar Evet. ne gibi tedbirler alınacağını. Bu da bu alandaki uzman doktorların karar vereceği bir sistem olmalı. Bir havuz, biz yardım yapalım, kampanyalar düzenleyelim ama o havuzda toplansın. O havuzu da namuslu, vicdanlı insanlar yönetsin ve onları fonlasın. Yani Evet. yaptıkları yatırım karşılığında. Aksi takdirde o kadar çok bu konuda yardım talep eden var ki zaman zaman da ortaya çıkıyor ki ölmüş bu hastalıktan ölmüş çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapıp para kazanan sahtekarlar var. İşte Yani hastaların da zararlı oluyor bu. evet, Doğru. yani Evet. Tabii. ne oldu? Tabii. İmajı zedeliyor, güveni Evet. zedeliyor. Onun için daha sağlıklı, hani devlet yapmıyorsa bir vakıf kurulup bu vakıfın bir etik kurulu olması lazım. Çok hızlı karar veren. O çözülmeyecek bir iş değil bu bence. Yani Evet. Türk milleti yeri geldi cebindeki parayı bu amaçla kullan. Tabii. Evet. Onun için ben yapabildiğim tek şeye onun ötesine gitmiyorum, gitmek istemiyorum. Yardım isteyenlerin story'de paylaşıyorum. Bir faydası olur mu onu da bilmiyorum. Evet Ama ama en azından bu konu. canlı yayınlara bir defa Evet. bu aralığının hatırına katıldım. Yüreğim dayanmıyor o konularda. Yani Benim de ben çok kötü evet. oluyorum evet ama yine de yapmak lazım ama bu işte birine yapınca öbürü haklı olarak yani her gün yayın yapmak lazım. Şu yayın bile, şu kısa bir 2 dakikalık şey bile faydalı olur inşallah. Birçok İnşallah. yere de yani yetkililere ya da senin dediğin gibi kim Yani öne şey yapılacaksa ya Ali duyulsun abinin istiyoruz. dediğinden şunu mu Evet. anlıyoruz? Bu devlet kontrolünde bir potada olsun, bu çocuklarımız belirlensin ve eşit şekilde dağılsınsa hepimiz varız zaten. Ya devlet girmiyor bu topu anladığım kadarıyla. Çünkü bu Kim, o zaman alternatif özel diyor. bir kurum mu? Alternatif bir Özel bir tedavi dernek. yöntemi. Yani şu anda sistemin gittiği yer alternatif bir tedavi yöntemi. Dünyada yeni alan açan bir tedavi şekli. O yüzden de çok pahalı. Ama ben diyorum ki bir SMA vakfı kurulsa bu vakıfta bilim insanları da yani SMA hastalarının hastalığın ne olduğunu Süper bilen olur. Süper olur. bir bilim kurulu olsa hastanelerden, doktorlardan gelen raporlara göre kimin öncelik tanıyacağını, kimin nereye gideceğini bilim Harika. kurulu karar verse Evet. bunun da bir vicdan sahibi bir şeysi olsa, muhasebesi hastaneden talep edilen parayı elektronik EFT'den gönderip sonuçta dolandırıcılık olmadan, kimse kandırılmadan işte 3 milyon TL toplandı. Çocuk ölünce bu parayı bir başkasına devreden aileler de var. Devretmese kimsenin bir şey diyemeyecekleri de var. Evet ve bu bölümün çok faydalı olacağına inanıyorum Ali abi. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Toprak gibi toprağa umut ol diyorlar. Birçok sosyal medyada görüyorum. Çok küçük yaşta melek onlar. Hepsi için faydalı olacak Buna bir bir haksızlık. çözüm aslında. Toprağın Evet. ailesi seni tanıdığı için işte Doğru. Genel hepsine olsun. Doğru. Mehmet'in ailesi Evet. beni tanıdığı için ya da Diğer çocuklar. Öykün ailesi Açelle'yi tanıdığı için daha Evet. şanslı oluyor. Kimseyi tanımayan işte bakıyorum Evet. ünlüler yayın yapıyor. Tamam Evet. da bu 1.000 kişi ise sen bir kişiye fayda sağlıyorsun. 999 kişi görmezden geliyorsun. Onun Çok için doğru. diyorum ki Ali ben abi daha bütüncül bir çözüm öneriyor yani. evet Çok evet iyi o bir çözüm yüzden bu. bu konuya girdim. Çok doğru bir şey. Yani genel olsun ve herkese Yani faydası nasıl olsun bir diye. böbrek naklinde Tabii. insanlar trilyoner bile olsa sırayı alamıyor. Öncelik Evet. var çünkü. Evet. Sistem Evet. tanımlıyor. Öncelik var. Sistem tanımlıyor kimin nereye gideceği belli. Yani teknoloji o kadar gelişmiş ki. Evet. Evet. Söylüyor yani. Evet. O Çok kadar doğru. O gelişmiş. yüzden de daha Evet. faydası olacak bu Saat konu. oldu. Benim kan şekerim düşüyor. Canımsın. Bir an üzüldü Protein ye Ali tabii şu abi. anda. Protein. Ali abi. Ne yesin? Ali abi Yeşil. yumurta ye yumurta. Yiyorum. Protein ye.
Diyorum her sabah iki yumurtam var. Yürüyüş yürüyüş, şeker için en iyi şey. Şekerim var herhalde. Yapma şekerim düşüyor diyorum. Sen diyorsun yürüyüş yap, bir şeyler yemem lazım. Orada yürü Ali abi. O bir şeyleri protein niye diyorum. Biliyorum. Yani bu konuda ben de kitap yazacak kadar bilgi sahibiyim. Alternatif yöntemler. O zaman bir gün masaya oturalım her, derim. Ne dersin? Her şeyi yani biliyorsun da bazen yapamıyorsun. Bazen yumurta canın çekmiyor konuşuruz. Canım. Onu yani. Da konuşuruz. Evet. Yumurta çekmiyor da tatlı çekiyor canım, insanın canı bazen de. Aslında o çekmiyor. Bağırsağındaki kötü bakteriler çekiyor Siharcığım. Ama ben meyveciyim yani, şimdi kirazım oldu. Şeker. Oldu. Yani onlardan her yediğimde alarm. Evet. Ya şahane bir programdı. Sanki yani üçümüz bir araya toplandık. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi evet, ki bu meslek yolculuğunda sizin gibi tertemiz insanlar var. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol, var ol. Allah yolunu açık etsin. Amin. Amin. Şu menajer işini sonra konuşalım Ali abi seher. Fikir verir. Ali abi fikir verir. Şirket açtım, oraya bak. Akrep ya. Bir insanın hayatına bir akrep değdi mi tamam zaten. Rahat ol. Tabii. Ali abinin hiç yapmayacağı bir şeydir. Fikir verir. Çok ayrıntıya girer. Ama fikir hayatta verir. Öyle bir şey yapmayan bir insan. Yani adres gösterebilir. İnsan o kadar yani referans edilemeyecek. Akrep dediğim o yol gösterme anlamında diyorum. Gösterim. Hayatına bir akrep yani, değdi mi? Evet. Tamam işte yol gösterir sana. Doğru olan neyse kendimce onu gösteririm. Evet. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyoruz. Açeli Akkoyu. Güzel bir sohbet. Sizi çok seviyorum. Ben bu yayını da linkini koyacağım Instagram'a. Bana atarsınız. Hep seyredilsin kanalınız inşallah. Hep var olun. Hepimizinki. Tamam, çok teşekkür ederiz Açelya. Açelya'yı ekrandan al, arkasından konuşalım Aydın. Aldı. Ali abi şahane bir programdı. Özellikle sana teşekkür ediyorum. Programın sonunda özellikle izleyicilerimize de bir kez daha söylemek istiyorum ki o kadar çok haklı olarak ne yapabiliriz'i söylüyorsunuz hastalıkla, SMA hastalarıyla ilgili. Ben Ali abinin görüşüne her zaman saygı duyuyorum, tecrübesine de. Şöyle kısa bir bölüm hepinize faydası olsun. Açelya'da varken ikisinin de çok duyarlı olduğunu bildiğim için herkese gitsin, bütün çocuklara. Şahane bir programdı. Yine magazin noterine imza atacak konu ve konuklarla birlikte olduk. Bugün de ama her pazartesi, perşembe. Bu arada biz tatile girecek miyiz? Ali abi, sayın patron. Bizi ne zaman tatile sokacaksın? Araya da sıkıştırayım ben bunu diyorum ama gündem o kadar yoğun ki biz de gitmek istemiyoruz. Türkiye normale döndüğü gün tatil planını yaparız. Biz şu anda yani sen Bodrum'a gideceksin. Bodrum'da da internet var. Tabii, şaka söylüyorum. Şimdi burada şu anda hani Nazım geçtiği için her yerde yaparız biz. Olursa nereye gitsek yapar. Gündemdir bu. Plajda yayın yaparsın, ne olacak? Ne güzel. Seninle biz bir turizm programı, gezi programı yapalım Ali abi. İnşallah. İnşallah. Evet. Efendim ben hoşça kalın diyorum. Sözü Ali Eyüboğlu'na bırakıyorum. Evet, pazartesi günü görüşmek üzere. Şen ve esen kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. İzlediğiniz için, siz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.